Para Töner'e hoş geldiniz. Ben Cenk Erkar. Güne Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklardaki artış haberiyle uyandık ve dolar ve dövizde yatay bir seyir izliyoruz. Dün tabii Amerika'dan gelen TÜFE verisi piyasalara yakından ilgilendiriyordu. Öncesinde alışlar yaşanmıştı, sonrasında ise yerine satışlar bıraktı. Bugün daha ziyade dengeleme fiyatlaması şeklinde görüyoruz. İsterseniz bu konuları kimlerle konuşacağız? Öncelikle konuklarımızı tanıyalım. Sizin için hazırladığımız haber başlıkları ise şöyle. Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranını artırdı. Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 bas puan artırdı. Döviz hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidilirken, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı ise %23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise %17 oldu. Merkez Bankası 1 Temmuz'da da Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tescil edilmesi imkanı azami oranını %20'den %10'a düşürmüş, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 bas puan arttırmıştı. İngiltere'de enflasyon 9 yılın en yüksek seviyesinde. İngiltere'de TÜFE Ağustos ayında yıllık %3.2 artarak Mart 2012'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. İngiltere'de tüketici enflasyonu 9 yılın en hızlı yükselişini kaydederken, İngiltere Merkez Bankası üzerinde destekleri geri çekmesiyle ilgili baskılar artıyor. İngiltere Merkez Bankası, hedefini ikiye katlayarak yıl sonunda enflasyonun %4'e ulaşacağını, 2022 ve 2023 yılında ise gerileyeceğini öngörüyor. Para piyasalarının ise 2022 yılında İngiltere Merkez Bankası'ndan 2 faiz artırımını fiyatladığı belirtiliyor. Türkiye'de kamu borçluluğu gayri safi yurt içi hasılanın %41.6'sına çıktı. Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre küresel ülke borçlulukları 2021 yılı ikinci çeyrek döneminde rekor yüksek seviyeye yükseldi. Kuruluşun borç izleme raporuna göre küresel ülke borçları ikinci çeyrekte 4.8 trilyon dolar artarak 296 trilyon dolarla rekor düzeye çıktı. Küresel ülkelerin borçlarının artmasında en büyük artış gelişen ülkelerde yaşandı. İkinci çeyrekte gelişen ülkelerde borçlar 3,5 trilyon dolar artarak 92 trilyon dolara yaklaştı. IMF raporunda Türkiye'nin borçluluk verilerine ilişkin de detaylar yer aldı. Buna göre Türkiye'de kamunun borçluluğu ikinci çeyrek dönemde %41.6'ya çıktı. Oran ilk çeyrekte %39.8'di. Türkiye'nin bekası için enflasyon ve faiz düşmeli. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, enflasyonun kısa vadede aşağı doğru gelmesi ve finansman maliyetlerinin düşmesinin toplumun refahı için önemli olduğunu söyledi. Avdagiç, kurda ise hızlı çıkış kadar inişin de sıkıntıya yol açtığını belirterek, iş dünyasının en önemli beklentisi volatilitenin engellenmesi dedi. Enflasyon, faiz ve kurun üçlü bir yapı olduğunu dile getiren İTO Başkanı Şekip Avdagiç, şu anda beklentimiz ve talebimiz her dönemde enflasyon yüksek de düşük de olsa hızlı iniş çıkışların olmaması diye konuştu. Evet, günün öne çıkan haber başlıkları böyleydi. Tabii bugün sabah yine verileri karşıladık. Çin'den ilk önce sanayi üretimi verisini karşıladık. Beklentinin altında bir veri ile karşılaştık. %5.8'den 5.3'e geriledi. Önceki veri %6.4'tü. Tabii bunda özellikle Delta varyantından kaynaklanan sıfır tolerans politikasına uygun olarak kısıtlamaların yorumlar vardı. Perakende satışlar verisi de aynı şekilde, o da çok sert düşüş yaşadı. Önceki ay 12 olan veri sonrasında 8.5'a, bu aysa 2.5'a kadar geriledi. Beklenti %7 de kalması yönündeydi. Fakat çok sert bir düşüş yaşandı. Tabii bunda da yine muhtemelen kısıtlamaların etkisi ve tabii bir taraftan da evde kapanmanın etkisi olduğu düşünülüyor. İngiltere'de TÜFE rakamını karşıladık. Yükseliş var İngiltere'de, TÜFE'de. 2 idi önceki veri. %3.2'ye yükseldi. Beklenti %2.9'du. ÜFE rakamı da %11'e yükseldi ki çok yüksek bir rakam. Gerçekten gelişmiş ülkeler arasında en yüksek ÜFE rakamları
rakamlarından bir tanesi İngiltere'ninki. Amerika'nınki 9'larda beklenti %10.3'tü. Önceki veri %10.4'tü. Fransa'nın tüfesini karşıladık. %1.9 olarak açıklandı. Beklendiği gibi önceki veri %1.2 idi. Bugün açıklanacak verilerse şöyle. Saat 12'de Euro bölgesinin sanayi üretim rakamlarını karşılayacağız. 3.30'da Kanada'nın çekirdek tüfe rakamını karşılayacağız. Saat 3.30'da ECB'den Schnabel'in konuşması olacak ki daha ziyade böyle ılımlı açıklamalarda bulunan bir yetkili kendisi. Saat 4.15'te ABD'den sanayi üretimini karşılayacağız ve 5.30'da da ABD ham petrol stok verilerini karşılayacağız. Fiyatlamalara bakalım. Dün tabii gelmiş olan tüfe verisinden sonra özellikle piyasalarda bir satış moduna geçildi. İlk etapta yukarı yönlü bir hareket vardı fakat ardından gelen satışların nedenini tabii birazdan konuğumuza da soracağız. BIST %1436 puan seviyesindeyiz. 0.17'lik bir artış var. 1433 seviyesi 50 günlük hareketli ortalaması ve oraya tutunduğunu görüyoruz. BIST 50'de 1259 puandayız. %0.05'lik artışla. BIST 30'da 1533 puandayız. 0.05'lik artışla. Çapraz kurlara bakalım. Dolar TL'de tabii bugünkü zorunlu karşılık hamlesinden sonra pek hareket görmedik. 8.44'teyiz. Euro TL'de 9.98, Pound TL'de 11.67, İsviçre frangında 9.18, sepet kurda da 9.21'deyiz. Paritelere bakalım. Dolar endeksinde 92.5'un üzerindeki seyir devam ediyor genel olarak. Bakıldığında 92.54'teyiz. O seviyeye çok yakın seyrediyor. Euro dolarda 1.18.18, %0.08'lik artış var. Pound dolarda 1.38.34, dolar yende 109.43, dolar İsviçre frangında da 0.91 seviyesindeyiz. Dün açıklanan tüfe verisi sonrasında özellikle gözler tabii dolar endeksindeydi. Altında ve ABD 10 yıllıklardaydı. İsterseniz Asya borsalara bakalım. Asya borsalarında da bugün tabii açıklanan verilerden sonra özellikle Shikong'un pozitif seyrettiğini görürken gün sonunda 0.17'lik azalışla kapattığını görüyoruz. Japonya'da son 2-3 haftadır %10'a yakın yükseliş yaşanmıştı. Bugün onun yerini hafif bir dengelenmeye bıraktığını görüyoruz. Hang Seng'de 25.009 puandayız ki Hang Seng uzak doğu borsalar içinde en çok sert satış yiyen borsa konumunda yaklaşık %20'ye yakın düşüş yaşandı en yüksek seviyesinden. Kospi'de 3.153'teyiz. Kospi de negatif ayrıştı son dönemde özellikle Nikkei ve Şikomp'a göre. Bugün işsizlik verisi gayet güzel geldi. Sensex'te de 58.675 puandayız. Avrupa borsalarına bakalım. Eurostoxx'da özellikle bugün 0.08'lik artış var. DAX'da 0.11'lik azalış var. 15.709 puandayız. CAC Garanti 6.644'teyiz. %0.05'lik artış var. İngiltere FTSE %7.033 puandayız. %0.08'lik artış var aynı şekilde. IBEX'te de 8.755 puandayız. 0.24 karışık bir seyir var görüldüğü üzere. Tabii bugün Schnabel'in konuşmaları da Avrupa borsalarını etkileyebilir. ABD vadelilere bakalım isterseniz. Dow Jones'ta 34.669 puandayız. %0.15'lik artış var. 21 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü dün Dow Jones. Özellikle gelen satışlarla genelde yukarı trendini devam ettiriyordu. Fakat dünkü satış dikkat çekiciydi gerçekten. Apple'ın dün iPhone 13'ün lansmanı yapıldı. Diğer taraftan Microsoft'un %10'luk bir temettü dağıtacağı haberi vardı. Tabii FANG hisselerinin özellikle dominantı devam ediyor. S&P 500'de 4.452 puandayız. %0.12'lik artış var. Nasdaq'ta da 15.424 puandayız. ABD tahvil piyasasına bakalım. 10 yıllıklarda 1.283'teyiz, 2 yıllıkta 0.213'teyiz, 30 yıllıkta da 1.844'teyiz. Tabii verilen açıklanan tüfeden sonra 10 yıllıklarda da hafif bir aşağıya gelme oldu. Emtia piyasasına bakalım. Altında 1.800 dolar civarındayız, 1.801 dolardayız. Yatay seyir var. FOMC tabii haftaya en önemli karar olacak muhtemelen. Brent petrol 73.88 dolarda, ham petrol de 70.91 dolarda. Son olarak da kripto para piyasasına bakalım. Bitcoin'de dün özellikle, evvelki gün özellikle Litecoin haberiyle kripto para piyasası biraz karışmıştı. Bitcoin bugün 47.261 dolarda 0.92'lik yükselişle. TL karşılığı 399.355 TL'ye tekabül ediyor. Ethereum'da da 3.408 dolardayız dedikten sonra programımıza konuklarımızla devam edelim.
Paratoner'e Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar'la devam ediyoruz. Arda Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ilk olarak zorunlu karşılık hamlesini sorayım. Piyasalarda nasıl yankı buldu Arda Bey? Buna benzer bir hamle Temmuz ayında da yapılmıştı. Ağustos'ta da aynısını gördük. İşte bir yıla kadar olan mevduatlarda %21'den %23'e döviz mevduatlarında yükseltildi. Bir yıldan daha uzun vadede ise %15'den %17'ye yükseltildi. Yani hem bir yıla kadar hem de bir yıldan uzun vadeli döviz mevduatlarında zorunlu karşılıklar 200 bas puan Merkez Bankası tarafından arttırılmış oldu. Şöyle yorumlamak lazım. Bunun iki tane hedefi olabilir. Birincisi bu hamleden sonra tabii Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri artacak. Ama burası önemli, brüt döviz rezervleri artacak. Net tarafı fazla bir etkisi olmayacak net tarafa. Ama brüt döviz rezervleri üzerinde bir artışı katkısı olacak. Bununla beraber aynı şekilde bankaların döviz mevduatları üzerindeki maliyetlerini arttırarak dolarizasyonun da bir miktar önüne geçmek amaçlanmış gibi. Ancak ana amaç, birinci söylediğim rezervleri arttırmak amacı, ana amaç. Ondan sonraki ikinci amaç da dolarizasyonun etkisini azaltmak, dolarizasyonu azaltmak olarak düşünülebilir. Merkez Bankası muhtemelen bu kararı alırken bu iki hedef için bu kararı aldı. Piyasalar üzerine etkisi gelince piyasalar üzerine sert bir etkisi olmadı. Dolar TL üzerinde veya Borsa İstanbul üzerinde şu anda majör bir etkisi olduğunu söyleyemem. Normal piyasa seyrinde devam ediyor şu anda. Peki bu zorunlu karşılıkları nereye kadar çekebilir sizce ve bundan sonraki hamlesi ne olabilir Merkez Bankası'nın bu yönde? Şu anda zaten dolarizasyonu engellemek için elinde direkt faiz silahına artış tarafında kullanma şansı yok gibi şu anda. Öyle bir durumu yok. Bunu ne yapabilir? Döviz tarafındaki zorunlu karşılıkları yükseltip TL tarafındaki zorunlu karşılıkları düşürerek bankaları daha çok döviz mevduatı toplamaya yönlendirmeye değil, daha çok TL mevduatı toplamaya yönlendirebilir. Böylece bankaların döviz mevduatlarına olan maliyetleri yükseleceği için döviz mevduatlarını verdiği faizler daha düşük tutulur. Ancak TL'ye verilen faizler biraz desteklenerek en azından şimdilik dövize kayış bir miktar azaltılması hedeflenmiş olabilir. Bu yol hedeflenebilir diye düşünüyorum. Ama ne kadar etkili olur tartışmalı. Geçtiğimiz hafta açıklanan döviz mevduatı, yani hem TL hem döviz mevduatı verileri açıklandı. Döviz mevduat miktarı yeni bir rekor kırdı. Şu anda böyle kararlar alınıyor ancak dolarizasyonun da aynı şekilde devam ettiğini söylemek mümkün. Peki bir hazine müdürü olarak sizce bu likiditeyi arttıracak bir hamle mi yoksa azaltacak bir hamle mi? Bu tarz hamleler. Piyasadan daha çok döviz likiditesini çekecek bir hamle olduğunu söyleyebilirim. Bankalar döviz gerekliliği, yani döviz mevduatlarındaki zorunlu karşılıklardaki tutması gereken döviz miktarı arttığı için ne yapacak? Merkez Bankası'na daha çok döviz göndermek durumunda kalacak. Bu yüzden piyasadan bir miktar döviz çekme ihtiyacını bulunacaktır diye düşünüyorum. Yani likiditeyi arttırıcı değil, aksine azaltıcı bir etkisi olma ihtimali daha yüksek diye düşünüyorum. Peki dün özellikle tabii TÜFE verisindeydi bütün gözler, Amerika'dan gelecek. 5.3 olarak açıklandı bilindiği üzere. Çekirdekte 4'e düşürüldü. Fakat piyasaların tepkisi sert oldu sonrasında. Bunu neye bağlamak lazım sizce? Şimdi son dönemde piyasaların en çok çekindiği veri ABD enflasyon verileri veya enflasyonla ilgili diğer veriler. İşte yılda %5.3 bekleniyor manşet tarafında. Çekirdek 4.2 bekleniyordu. Manşet beklentiye paralel geldi. Ancak çekirdek tarafı %4 geldi. Şimdi piyasa uzun zamandan bu yana ABD'den gelen TÜFE verileri, ÜFE verileri, aynı şekilde Çin'den gelen ÜFE verileri, beklentiden yüksek olduğu için genelde yüksek paralel veya beklentiden yüksek enflasyona alışıktı piyasa. Birdenbire çekirdek taraf %4.2'den daha düşük %4 geldi. Bir de aylık tarafta düşük gelince piyasada hareketlenme oldu. Dolar aleyhine bir hareketlenme oldu. Yani euro dolar da yukarı yönlü hareket, altında yukarı yönlü hareket, borsada da yukarı yönlü hareket gördük. Dolar endeksinde bir zayıflama oldu. Yani sonuç itibariyle hala ABD'de enflasyon yüksek, enflasyon riski söz konusu. Piyasalar
Bunu bir miktarda fiyatladı zaten, fiyatları da girdi. Ancak sonuç itibariyle beklentiden düşük gelen bir enflasyon dün itibariyle piyasalara yaramış oldu. Ancak bugün etkisinin daha sınırlı olduğunu, artık bugüne etkisinin kalmadığını görüyoruz. Ama bundan sonraki enflasyon verileri de yine çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Peki büyüme beklentileri konusundaki düşünceleriniz nedir? Bu enflasyon verisine de bakacak olursak. Büyüme bütün dünyada devam evet. ediyor. İşte ABD'de daha hızlıydı, Avrupa'da daha yavaştı. Daha sonra Avrupa bir miktar hızlandı, ABD'ye yaklaştı. Ama hem istihdam rakamlarına, hem PMI rakamlarına bakarsak, dalgalanmalar olsa bile, bazen büyümenin oranları düşse bile, üçüncü çeyrek itibariyle dünyada büyüme devam edecek gibi gözüküyor, devam edecek. Bununla beraber bir takım riskler var. İşte arz kısıtları, üretimde bunlardan devamlı çip örneğini veririz, ama bundan başka arz kısıtları da var. Navlu fiyatlarındaki yüksek artış, nakliye masrafların hızla yükselmesi gibi büyümenin önünde dünyadaki riskler de var. Tabii ki en büyük risk, söylemeye gerek yok, varyantlar. Yani virüsün aşıya dayanıklı varyantların yayılıp tekrardan ekonomiye kapanmaya zorlaması en büyük risk. Büyümelere dair böyle riskler var. Bugünkü Çin verisini gördük. Perakende satışlar verisi beklentinin oldukça altında geldi. Ancak riskler olsa da şu anki öncü göstergelere baktığımız zaman, PMI rakamlarına baktığımız zaman, üçüncü çeyrek itibariyle büyümeler devam ettiğini söyleyebilirim. Peki buradan Borsa İstanbul'a dönecek olursak, şimdi endekste dün satışlar yaşandı seans sonuna doğru, özellikle dış dünyaya paralel olarak. Burada izlediğiniz seviyeler nereler? Borsa İstanbul'da şöyle bir şey var. 1340'dan 1470'e kadar gittik Borsa İstanbul'da. Hem banka hem sanayi tarafı değer kazanmıştı. Birincisi, 1470 seviyesini konuşuyorduk, burayı yukarı doğru kıramadı Borsa İstanbul. Buradan satışlar gelmeye başladı. Bu bir kere bir zayıflık yarattı. İkincisi, ABD tarafında, yani küresel bazda ama özellikle biz ABD borsaları daha çok etkiliyor. ABD borsalarına daha fazla bakıyoruz. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta, bu hafta devam eden satışlar artık S&P 500 endeksinin yükselen trendinin en alt bandına kadar gerilemesi gibi sebeplerden dolayı Borsa İstanbul'da satışlar gördük. İşte 1470'ten 1430'a kadar yaklaşık olarak geriledi. Bundan sonra seviyeler ne olur? Bence aşağıda 1425 var. Orası tutuyor gibi. Burası kırılırsa artık 1400'ü tekrardan konuşuruz. 1400'ün aşağısını öngörmüyorum şu an için. Onu da söyleyebilirim. Yani 1425-1400 bantları aşağı doğru seviyeler test edilebilir. Sürpriz olmaz benim için eğer küresel bazdaki bu satışlar devam ederse. Ama çok ekstrem bir satış dalgası veya ekstrem olaylar olmadığı sürece de 1400'ün aşağısında beklemiyorum. 1420 aşağıda, 1470 yukarıda, bu bantlar arasında dalgalanmasını bekleyebiliriz Borsa İstanbul'un. Genelde yorumcularımızın düşüncesi önümüzdeki dönemde bankacılık endeksinin özellikle itici güç olacağı yönündeydi. Fakat son çekirdek enflasyon tartışmaları sanki orada da biraz ivmelenmede, azalmaya neden oldu. Bankacılık endeksi için ne düşünüyorsunuz? Ya, bankacılık endeksi sanayiye göre daha iskontolu. Gerçi son satışlar artık sanayide iskontolu hale geldi. Şu ana kadar aslında uzun bir süre boyunca bankacılık endeksi sanayiye göre daha iyi performans gösterdi. İşte ilkbahar ve yaz ayları boyunca, özellikle Haziran'dan bu yana bankalar iyi performans göstermiş sanayiye göre. Sebebi, sanayi ise daha primliydi. İkincisi, Merkez Bankası'nın politikası faiz indirmeyeceği, uzun bir süre faiz indirmeyeceği yönünde beklentilerin de oluşması bankaları pozitif olarak destekledi ve ayrıştığını gördük bir süre. Ama şu anda ayrışma bitti. Şu anda sanayiyle beraber hareket ediyorlar. Şu anda evet, bankacılık daha iskontolu olduğu için bazı dönemler öne çıkabilir. Seçici olmak kaydıyla. Büyük ve özel çaplı bankalarda eğer endekste yukarı doğru hareket görürsek, büyük ve özel bankaların buna eşlik ettiğini ve daha yüksek performans gösterdiğini görebiliriz endekse göre. Ancak şunu da kaçırmamak lazım. Sanayi tarafına bakarsak eğer, işte otomotiv olur, cam olur, savunma sanayi olur, beyaz eşya olur. Son derece düşük FK'larla işlem gören, öz sermaye ve aktif karlılığı yüksek, ihracat yapan, ihracat geliri olan, temettü dağıtan güzel şirketler var. Son dönem bunlar %20 kadar, hatta bazıları daha fazla yükseldi.
Ama hala iskontolu ve bu kağıtlara da sanayi tarafına da bakılmalı diye düşünüyorum. Şimdi bankacılıktan yine yola çıkarsak, geçtiğimiz haftalarda yine yerlilerin dövize olan talebini izlemledik. Sizce mevduat faiz seviyeleri şu anda hem bankacılık önümüzdeki dönemde öz sermaye karlılığı hem de döviz için yeterli seviyede mi? Yani bundan sonra aslında şöyle bir şey var. Mevduat faizlerinin yükselmesi bankaların fazla işine gelmez, tam tersi düşmesi işine gelir. Şimdi net faiz marjı denen bir durum var. Net faiz marjı bankaların krediler yoluyla verdikleri faiz ve mevduat yoluyla verdikleri faiz. Yani krediler yoluyla aldıkları faiz gideri, mevduat yoluyla verdiği faiz gideri. Arasındaki marj net faiz marjı deniyor. Bu marş genellikle faizlerin düştüğü dönemlerde artar, bu marş. Faizlerin yükseldiği dönemlerde azalır. Bundan sonraki süreçte bankalar, piyasalarda mevduat faizlerinde bir artış şu an için beklenmiyor. Eğer ki enflasyon rakamlarında beklenmedik yükselişler olmazsa. Şimdi enflasyon rakamları yaklaşık %16 gibi rakam, yıl sonu rakamlar fiyatlanıyor piyasada. Eğer bu rakam yükselirse pek tabii ki mevduat tarafında da yükseliş olur. Ama eğer beklentilere paralel enflasyon rakamları görürsek mevduat faizleri tarafında fazla bir yükseliş olmaz. Bu da bankaların net faiz marjlarının dolayısıyla öz sermaye karlılığına fazla bir zarar vermez diye düşünüyorum. Ama bu söylediklerim özel bankalar için. Peki şimdi konut fiyat endeksinde %30'a varan bir yükseliş var. Yani öbür taraftan maliyetlerde de %40'ların üzerinde bir yükseliş var. Şimdi genelde halkımız mevduatı konut için biriktiriyor. Yani Türk halkının yatırım psikolojisi bu yönde. Sizce yani konudu yakalayabilmek için bir taraftan da bakıldığında mevduat faizlerinin daha yukarıda olması gerekmez mi? Mevduat faizleri konutu yakalayacak diye bir durum yok. Bazı senelerde konut fiyatları mevduatın aşağısında kalabilir, bazı senelerde yukarısında olabilir. Ama konut ve benzeri değişken getirisi olan ürünlerle rekabet edecek tek ürün demeyin. Ana ürün Borsa İstanbul. Yani buradaki senetlerdeki getiriler konut fiyatlarında getirilerle kıyaslanabilir. Ama mevduat sabit getirili bir ürün, konut fiyatları ise değişken. Bundan ikisini tam olarak kıyaslayamayız diye düşünüyorum. Daha çok konut fiyatları karşılaştırmak istiyorsak borsadaki fiyatları karşılaştırabiliriz. Anlıyorum. Peki şimdi bir taraftan da altın fiyatlarına bakıyor. Herkes dün özellikle enflasyon verisi sonrası herkesin gözü altındaydı. 1800 dolarlarda seyrediyor ons altın fiyatı. Sizce önümüzdeki dönemde orada nasıl bir hareketlilik olur? Şöyle, aslında altın fiyatlarının başlarında hareket hızlanıyordu. Dün gelen enflasyon verisi altındaki aşağı yönlü fiyat baskısını azaltıp bir miktar, hatta yukarı doğru hareket gördük. Ama altının geneline bakarsak çok güçlü değil altın fiyatları. Eğer dünyada altını destekleyecek bir haber veya veri akışı olmazsa ben altında 1900 küsür veya yüksek seviyeler beklemiyorum. 1800'ler görülebilir, 1800'ler dalgalanma görülebilir. Ama daha çok 1800 aşağısı fiyatlarının daha yüksek olasılık olduğunu düşünüyorum orta vadede. 1900 dolarlar beklemiyorum altında. Peki emtiaya genel olarak, çünkü bir taraftan da en yüksek seviyelere çıkmış durumda fakat son günlerde tabii biraz satış yedi. Bu devamı gelir mi bu satışların sizce? Demirde özellikle bugün sert bir düşüş yaşandı. Lityumda yükseliş var. Karışık bir seyir izleniyor. Bu karışık seyir devam eder mi sizce? Şu anda sanayide art kısıtlarından konuşuyoruz. Art kısıtlarından birisi de aslında emtiyadaki emtia kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklı söyleyebilirim. Özellikle pil tarafındaki gelişmeler lityum fiyatlarını destekledi. Öte yandan otomotiv sanayindeki ve diğer sanayilerdeki durum bakır ve demir maddelerini etkilemişti, fiyatlarını etkilemişti. Bakır ve demir bir miktar en tepeden gevşedi ama emtia fiyatları hala geçtiğimiz yıllara göre yüksek. Bunun sebebi aslında hem arz yönlü hem talep yönlü olarak değerlendirebiliriz. Talep yönlü olarak işte geçtiğimiz seneye göre daha yüksek bir büyüme oranı var bu sene. Doğal olarak pandeminin etkisi azaldığı için, ekonomik etkisi azaldığı için. Öte yandan dünyada arz kısıtları söz konusu. Yeteri kadar arz yok. Bununla beraber
navlun ve taşıma maliyetleri de oldukça yükselmiş durumda. Bu da emtia fiyatlarını doğal olarak etkiliyor. Yani yeni zirveler gelir mi tartışılır ama şu anda çok aşağı yönlü sert bir hareket emtia fiyatlarının genelinde beklediğimi söyleyemem. Evet Arda Bey, şimdi müsaadenizle bir kısa ara verelim. Programa devam edelim sonra. Evet, şimdi kısa bir reklam arası. Paratoner'e Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar'la devam ediyoruz. Arda Bey, şimdi haftaya çok önemli iki toplantı var. Önce FOMC, sonrasında PPK. Öncelikle FOMC'den ne bekliyorsunuz, onu sorayım. FOMC'den tabii ki bir faiz aksiyonu gelmeyecektir. Ama burada iki durum önemli. Birincisi, toplantıdaki FOMC üyelerinin dot plot dediğimiz bir grafik çıkıyor toplantı sonucunda. Burada FOMC üyelerinin beklentileri grafik haline, nokta grafiği haline getiriliyor. Buradan da FOMC üyelerinin beklentilerini öğrenmiş oluyoruz. Bir kere bu açıdan FOMC üyeleri işte enflasyonu, ABD'deki enflasyonu, işsizliğe ve büyümeye dair herhangi bir değişiklik, beklenti değişikliği var mı yok mu? Bu önemli. İkincisi, ben büyük ihtimalle artık Fed'in faiz varlık alımının azaltılmasına gitmesini bekliyorum Eylül toplantısında. Artık buna dair bir takvim ve bir rakam açıklama ihtimalini yüksek değerlendiriyorum. Bunun dışında tabii Powell'ın yönlendirici, bundan sonraki döneme dair yönlendirici veya kılavuz edici açıklamaları da önemli olacaktır. Yani kısaca Fed tarafında bir FOMC varlık alımının azaltılmasına dair bir tarih ve bir rakam, bir yol haritası verilmesini bekliyorum. İkincisi, FOMC üyelerinin beklentileri, büyüme, enflasyon, istihdama dair beklentileri bir değişiklik var mı yok mu, buna bakarız. Ondan sonra Powell'ın konuşmalarında da bundan sonraki toplantılarda neler olabileceğine dair verebileceği mesajlar önemli olur diye düşünüyorum. Powell'ın yine de güvercin, bundan önce nasıl güvercin konuşuyordu, yine de güvercin konuşmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü zira ABD'de şu anda FED'de piyasalarda herhangi bir sert dalgalanmaya sebebiyet vermek istemez. Daha çok biz varlık alımlarını azaltıyoruz ama faizler daha çok uzun süre sıfır seviyelerinde olacaktır diye de piyasaya güvercin mesajlar da vermeyi ihmal etmez diye düşünüyorum. Tutanaklarda... Merkez Bankası'na gelince, yurt dışı Merkez Bankası'na gelince tabii faiz tarafında bir değişiklik beklemiyorum. Faiz indireceğine dair de bir mesaj veya bir açıklamada beklemiyorum. Daha çok şu olabilir diye düşünüyorum. Faiz tarafı değişmez ama karar metni açıklanıyor Merkez Bankası'nın. Karar metninde ekstra sıkılaştırıcı ifadeler artık koymaz diye düşünüyorum. Belki oradan önümüzdeki dönem faiz indirimleri için yavaş yavaş iletişim kuruma yol yapmaya başlayabilir. Ama bir aksiyon bu toplantıda beklemiyorum. Peki karar metninde çekirdek enflasyon vurgusunun devam etmesini bekliyor musunuz? Beklemiyorum. Piyasa üzerinde etkisi oluyor. Şu anda tabii Sayın Merkez Bankası Başkanı baz alınması gereken daha doğru parametrenin manşet enflasyon değil çekirdek enflasyon olduğunu söyledi. Çekirdek enflasyon tabii manşet enflasyondan daha düşük seviyede çünkü içinde gıda, enerji gibi son dönemde hızla yükselen bir takım materyaller, ürünler yok. Ama buna dayalı olarak sadece direkt bu bir faiz indirimi ne başlanca anlamada gelmez. Biraz piyasa aslında orada erken yorumladı. Sanki manşetten çekirdek kayınca hemen faiz indirimi için yer açılmış gibi yorumlayanlar da oldu veya yorumlandı da diyebilirim. Bir kısmı da böyle yorumlamadı ama. Ben direkt bu ifadeler kullanım değil de bir faiz indirimi beklemiyorum. Hatta yılın son çeyreğinde bile faiz indirimi ihtimalini düşük değerlendiriyorum. Eğer faiz indirimi yapılırsa da sembolik 50 bas puan, 100 bas puan gibi rakamlarla yapılır diye düşünüyorum. Eylül için ise hiçbir şey beklemiyorum. Arda Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli görüş ve düşüncelerinizi bizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet efendim, şimdi programa ekonomist Profesör Doktor Zeynep Ökten hocamızla devam ediyoruz. Hocam merhaba.
Merhaba Cem Terbey. Hocam ilk programımız, ben de sizi çok yakından takip ediyorum. Çok da dikkatle dinliyorum tüm söylediklerinizi. Hocam tabii şimdi ilk olarak dünkü, bugünkü daha doğrusu zorunlu karşılık hamlesiyle başlayalım isterseniz. Çünkü bu son hamleyi toplam rezervleri kısa vadeli borçların üzerinde tutma çabası olarak, yeni bir disiplin olarak görebilir miyiz? Cenk'er Bey, öncelikle hayırlı olsun beraber yaptığımız ilk programda. Esasında ben burada ilk baktığımda gözlemlediğim şey bir iletişim probleminin sürekli gözlemlenmesi Merkez Bankası'na ilişkin olarak. Yani bu gece yarısı kararlarıyla resmi gazetede yayınlanan kararlarla açıklanması tabii insanların, hepimizin tek tek farklı yorumlar yapmasına sebep oluyor. Halbuki Merkez Bankası tarafından yapılacak bir açıklamayla önemli bir hamledir. Çünkü zorunlu karşılıkların arttırılması her zaman önemli bir haberdir. Amaçlanan nedir? Neden böyle bir hareket yapıldı? Bunun anlatılması bence iletişimi daha güçlü kılacak. Ve Merkez Bankası'nın özellikle son dönemlerde en çok ihtiyacımız olduğu sözlü yönlendirmeleri ve iletişimdeki gücünü destekleyecek bir şeydi. Önce bunu belirtmek isterim. Bunun dışında tabii bu zorunlu karşılık oranlarının sabahtan beri de konuşuluyor. İşte RON mekanizmasının önceden söylenmişti zaten kaldırılacağına ilişkin. Dolayısıyla burada telafi edici bir gücü olacağı vaziyette döviz tarafında zorunlu karşılıkların yükseltilmesinin hem RON'daki açığı kapatmak açısından hem de olası iki tane etkisi var. Normal dönemde de eğer zorunlu karşılıkları arttırırsanız birincisi şudur. Bir kere bir brüt rezervlerde artış olur. Yani o tarafa hani çok konuşuyoruz ya bu Merkez Bankası'nın rezervlerini. Brütü mü kullanacağız, neti mi kullanacağız, ekside mi kaldı, yeterli mi, yetersiz mi, swap mı bulacağız, bunu nasıl kapatacağız, bulduğumuz swap kaliteli mi? O kadar çok konuşuyoruz ki burada zorunlu karşılıkların artmasıyla birlikte brüt rezervler kısmına bir eklenme olacak. Ama bu net rezerv olarak kabul edilmez, bir kere bunu bilelim. Diğer taraftan da bu DTH'taki artışları bir şekilde nispeten önlemeye çalışan bir adım olarak görülebilir. Ama ben burada bu acaba DTH'ları hakikaten düşürür mü, engeller mi? Bu konuda çok ciddi soru işaretim var. Çünkü bizim DTH'larımızda insanların döviz yatırımlarını, tasarruflarını dövizde tutmasının sebebi çok daha başka. Yani işte o konuştuğumuz reel faizler tatmin etmiyorsa, enflasyon oranları yükseliyorsa ve işte borsa tarafında da çok ciddi hareketlilik yoksa, o zaman insanlar mecburen tasarruflarını değerlendirmek için dövizi ya da altını seçiyorlar. Onun için burada acaba ne kadar, zaten döviz tevdiat hesaplarına baktığımız zaman verilen faiz oranlarında çok düşük olduğunu görüyoruz. Yani insanlar dövize yatırımlarını, tasarruflarını dövize aktarıyorsa buradaki beklentisi ben buradan bir de faiz getirse alacağım değil. Burada dövizin sürekli yükseleceğini düşündüğü için geleceğe dair bir yatırım yapıyor. Parasını korumak amacıyla geleceğe dair bir yatırım yapıyor. Onun için çok fazla faiz karşılıklarına bakmıyor diye düşünüyorum. Hocam tabii dövizin seviyesi enflasyonu da çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi OVP'de gelecek sene 9.8 hedefi var enflasyonda. Sizce bu hedef tutturulabilir mi? OVP esasında biraz daha şey, nasıl desem, iyimser temenniler içeriyor. Şimdi enflasyona baktığımızda 9.5'a yaklaşan bir enflasyonumuz var bizim. Ve bu enflasyon işte gelecek dönemlerde aşağı doğru biraz ineceğimizi düşünsek bile, yani %18'lere belki sene sonunu öyle kapatacağını falan düşünüyoruz. Ama Cenk'er Bey, yani dünyanın geneline baktığımızda da hele Türkiye'ye yansımalarıyla birlikte, özellikle Türkiye'nin TL'de değer kaybına yansımalarıyla birlikte çok da iyi senaryolar göremiyoruz esasında. Yani baz etkisini bir tarafa koyalım, onu koyduktan sonra gerçek rakamlara baktığımız zaman
emtia fiyatlarının bu kadar yükseliyor olması, enerjinin yükseliyor olması, işte petrol fiyatlarındaki yükselmeler, tüm bunlara işte lojistik maliyetleri, gıda fiyatları zaten tüm dünya tarafından konuşuluyor. Bunların sürekli yükseliyor olması ve ithalata yüksek oranda bir bağımlılığı olan Türkiye gibi bir ülkede TL'nin değer kaybediyor olması enflasyonu sürekli besleyecek bir durum olarak çıkıyor karşımıza. Yüzde gelecek dönemlerde hedeflenen ve açıklanan enflasyon, Merkez Bankası'nınki ayrı, OVP'deki ayrı, biliyorsunuz orada çok fazla bir uyuşma olmadı. Ama bana nispeten birazcık daha iyimser geliyor ya da ben olayın kötümser tarafından bakan kısmındayım. Ama bir yandan OVP'de döviz kurunun tahmini döviz kurları, yani gelecek dönemlerde TL'nin değer kaybedeceğini tahmin eden bir rakamsal hesaplamanın yanında enflasyonun düşeceğini tahmin eden bir hesaplama bence çok fazla uyuşmuyor. Yani hem bir tarafta cari fazla vereceğiz diyorlar, enflasyon düşecek diyorlar. Peki o zaman neden TL'ye değer kaybediyor? Bunları sorgulamak lazım. Onun için OVP'yi ben biraz iyimser buluyorum. Peki dünyada önümüzdeki dönemde karışık bir beklenti var. Yani OPEC mesela petrol arzında, talebinde artış bekliyor, büyüme beklentisi içinde. Buna karşılık stagflasyon tartışmaları da var. Siz bu tarafta hangi taraftasınız hocam? Cenk'er Bey, evet, şimdi dünya son bir senede, yani şu pandeminin yarattığı negatif etkinin üzerine çok ciddi anlamda büyüdü. Sistemin içine parayı pompaladık tüm dünyada. İşte hem para politikalarıyla hem maliye politikalarıyla sistemdeki büyümeyi destekleyecek vaziyette elimizden gelen her şeyi yaptık. Diğer taraftan işte 2020 yılındaki büyük düşüş vardı. Yani gerçekten o şeyden sonra, 1929'daki krizden sonra yaşananı en büyük kriz olarak gözlemledik. Tamamıyla aşağı inmişti. Bunun yarattığı bir baz etkisi ve fırlatma etkisi de vardı. Şimdi bunlarla birlikte 2021'de dünyadaki tüm ülkeler çok büyük büyüme rakamlarını yakaladı. 2022 bu büyümenin gidişatı konusunda soru işareti yaratacak. Çünkü 2021'de yakalanan bu yüksek büyümeyi geçebilme ihtimali 2022'de birazcık zor. Eğer baz etkisini bir tarafa koyarsak, dersek ki ya hocam tamam, bu parayla pompalanmış belki bir büyüme bundan sonraki dönemde gerek FED, gerek ECB, gerek diğer majör merkez bankaları sistemin içinden artık bu parayı çekmeye başlayacaklar. Ve fonlamayı azaltmaya başlayacaklar daha doğrusu. 2023'te de belki faiz artışlarına gitmeye başlayacaklar. O zaman bu büyüme sağlanabilir mi? Tabii biraz zor gözüküyor. Çünkü zaten bu büyük ülkelerin büyüme potansiyelleri zaten bu kadar yüksek değildi. Ve dolayısıyla sistemde tekrar para azaltılmaya başladığında, geriye doğru çekilmeye başladığında zaten çok yüksek olmayan büyüme potansiyelleri bir daha bu düzeyi yakalayamayacak. Ha, diğer tarafta şöyle bir şey de var. Yani tamam, bu büyüme yakalanıyor ama hala biz Fed'in gözlemlediği istihdam verisinden bahsediyoruz. Hala istediğiniz oranda bir istihdam yaratamamaktan. Dolayısıyla bir tarafta işsizlik de var. Enflasyon dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yükselmeye başladı. Yani biz Amerika'da %5 enflasyonu, Amerika senelerdir hedeflerken yakalayamadığı bir enflasyona ulaşmış ve onu çoktan geçmiş, %2 hedefliyordu, %5'e gelmiş. Bir tarafta enflasyon var, diğer tarafta işte bir daha büyüyememe bu kadar yüksek korkusu var. Diğer tarafta likiditenin azaltılması problemi var. Hala sorun çözümlenmemiş bir işsizlik var. Bunların hepsini bir tarafa topladığımız zaman esasında bir stagflasyon olgusuna doğru hareket ediyoruz. Çünkü stagflasyonun anlamı ne? Bir tarafta enflasyon varken bir tarafta hala büyüyememe problemi ve işsizlik probleminin
devam ettiğinin gözlemlenmesidir. Onun için stagflasyon gelecek dönemlerde yoğun olarak konuşacağımız bir problem olabilir. Karşımızda duruyor. Yani biz bu 1,5 senedir yaşanan ekonomik krizle mücadele etmek için sisteme hem bir taraftan bu kadar çok para verdiğimizde balonlar yaratmış olduk. Bu bir gerçek. Bu balonlarla birlikte yanında istediğimiz istihdamı da yaratamadık. Enflasyonlar da yukarı doğru çıktı. Tüm bunların bir arada gelmesi bizi gelecek dönemlerde konuşacağımız yepyeni ekonomik krizler çıkacak karşımıza diye düşünüyorum. Hocam, bir taraftan da şimdi bakıldığında Amerika'da geçtiğimiz yıl 2.1 trilyon dolar bütçe açığı. Bu sene 1.7 trilyon. Şimdi yeni bütçeye demokratların kendi içinde tartışmaları var. Yani ciddi anlamda karşıtlıklar var. Burada artık parasal genişlemede yolun sonuna gelindi mi sizce dünyada ve Amerika'da? Büyük bir ihtimalle zaten bunu artık sürdürülebilir imkanı kalmadı. Ve biliyorsunuz işte Biden gelmeden önce de bir şekilde vergi oranlarıyla ilişkin bir takım düzenlemeler yapılacağını ve özellikle gelir dağılımı adaletine ilişkin olarak yeni vergi politikası uygulayacağını söylemişti. Ve Trump'ın son derece aşağı doğru çektiği özellikle firmalara uygulanan vergilerin tekrar yükselteceğinden zaten bahsetmişti. Şimdi yapılan bu mali destekler, yani esasına baktığımızda pek çok ülkede, Amerika'da, Japonya'da, Güney Kore'de, Almanya'da, Avrupa'da, pek çok yerde kamu borçluluğu çok arttı. Çünkü burada mali politikalarla sistemi desteklemek, insanların cebine para koymak, birebir ödemeler yapmak, transfer ödemeleri yapmak ana kullanılan araçlardan bir tanesiydi. Şimdi artık o kamu borçluluklarını kapatmak için vergi tarafıyla sistemin içinden bir toparlama, bütçeyi toparlama çalışmaları yapılmaya başladı. Biz bu konuda baktığımızda ülke olarak evet çok fazla maliye politikasıyla insanları direkt olarak fonlayamadık. Bunu çok fazla kullanamadık. Çünkü dedik ki ya bir tarafta bir çıpamız olsun. Yani bütçe çıpamız olsun hiç olmazsa. Bütçeyi çok fazla delmeyelim. Garsak milli hasılaya oranı çok yukarılara çıkmasın. Çünkü bir tarafta bir cari açık problemimiz var. Enflasyon var, işsizlik var. Bari bütçe düzgün dursun dedi herhalde ekonomi yönetimi. Dolayısıyla bizde o kadar büyük bir açık gözlemlenmedi. Dünyada bence evet artık bu parasal genişlemenin sonuna gelindi. Şimdi tabii ne zamandı? Galiba 21 Eylül'de Fed'in toplantısı var. Onun açıklamalarını bekleyeceğiz. 23 Eylül'de de bizim Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var. Oradan gelen açıklamaları bekleyeceğiz. Böylece artık esasında piyasalar sanki biraz yavaş yavaş alıştı ve ısındı. Hani Fed'in bu tapering açıklamalarına çok alıştı ve artık başlasa mı düşüncesi var. Yani hani belirsizlik olmasın, artık başlasa mı, biz buna hazırız düşüncesi var. Bununla birlikte hem de vergi politikalarıyla birlikte evet parasal sıkılaşmaya doğru gidilecek galiba. Peki bir taraftan da şimdi gelir dağılımı da bozuldu hocam. Yani pandemi sonrasında basılan para istenilen yerlere gitti mi, bu tartışılıyor. Sizce bu gelir dağılımını düzeltmek için nasıl bir metot uygulanmalı? Cenk'er Bey, benim tam böyle esas odaklandığım sorunu şu anda siz bana yönelttiniz. Çok uzun süredir ben bu konuda çalışıyorum. Kalkınma iktisatçısıyım. Ve gelir dağılımının bozulması her kriz döneminde çok ciddi anlamda bozuluyor. Ve Türkiye'ye mesela bahsedersek, geçen ay açıklanan verilerle birlikte fonksiyonel gelir dağılımının tamamıyla ücretler aleyhine bozulduğunu gözlemliyoruz. Sanayi bu dönemde evet çok iyi çalıştı, çok da güzel üretti, ekonomiye çok destek oldu, ihracat konusunda çok başarılı oldu. Ama işte sermayenin aldığı pay toplam gelir dağılımından baktığımız zaman ücretlere oranla arasındaki açık gittikçe artmaya başladı. Tabii burada ciddi bir durum var. İnsanlar işlerini kaybettiler. İşsizliğin bu kadar yoğun olduğu yerde
ücretlere ilişkin bir baskılama söz konusu oluyor. Dolayısıyla ücretler asgari ücrete yaklaşmaya başladı Türkiye'de. Yani ortalama ücret asgari ücrete yaklaştı. Ve bu dünyada da aynı şekilde. Dün açıklanan bir rapor vardı. Amerika'da da gelir dağılımı ciddi anlamda bozuldu ve yoksullaşma arttı diye. Yoksulların sayısı Amerika'da galiba çok yanlış bir rakam vermeyeyim ama 3 milyon küsur kişi olarak daha da yukarı doğru çıkmış vaziyette yoksul olarak sayılıyorlar. Onun için bu dünyanın her tarafında yaygınlaşmaya başladı. Çünkü krizler gelir dağılımı, adaletsizliğini daha da bozar. Fakat çok daha önemli bir şey var. Yaptığımız çalışmalar bize bunu gösterdi ki gelir dağılımının adaletsizliğinin bozulduğu noktalarda yeni krizler ortaya çıkar. Neden? Çünkü eğer siz gelir dağılımı, yani ekonomide gelir dağılımı bu kadar yüksek oranlı bozuluyorsa sonuçta bir talep eksikliği krizi ortaya çıkacak. Yaygın bir yoksulluğun olduğu yerde siz talebi destekleyemezsiniz. Talep mesela bakın Türkiye'nin büyümesini açıkladığı zaman ekonomi yönetimi altta kaynaklanan sebeplerden birisinin ve büyük bir kısmının tüketim olduğu, diğerinde ihracat olduğunu söyledi. Şimdi gelir dağılımı adaletsizliği yaygınlaştığı süre içinde yaygın bir yoksulluk olduğunda artık talep büyümeyi destekleyebilecek bir güce sahip olmayacak. Onun için bu krizle gelir dağılımı esasında birbirini çok besleyen iki ilişkidir. Bir şekilde gelir dağılımı adaletinin sağlanması gerekiyor. Bu da maliye politikalarıyla geçiyor tabii. Hocam peki bir taraftan bu büyüyen şirketler de zannedersem benzer şekilde vatandaşın elinden nakdi çekiyorlar. Tabii bu başka bir programın konusu esasında. Çok değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Evet, az önce de konuştuğumuz gibi Gini katsayısı tabii çok dikkat edilmesi gereken bir kavram ki bizim hükümetimizin de bu konuda almış olduğu önlemler var. Xi Jinping'in de bu konuda atmış olduğu adımlar var. Tüm dünyanın ortak sorunu olmaya devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Evet, bugün de Paratoner programının sonuna geldik. Birazdan emtia piyasasında Cenk Akyoldaş sizlerle birlikte olacak. Ben yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.